Merhaba hanımlar, bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle mantarlı sote yapacağız. Bazı incelikler ve püf noktaları hakkında size de bilgi vereceğim. Kaynayan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz, biraz da limon sıktıktan sonra mantarlarımızı kaynayan suyun içerisine bırakıyoruz. Bunu yapmamızdaki maksat, gaye mantarlarımız yemeğin içerisinde kararmasın ve diri dursun. Bu şekilde yaptığımız zaman yemeğimizde daha bir lezzetli oluyor mantarlarımız. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak çok farklı olacağını göreceksiniz yaptığınız zaman. Bir taşım kaynatıyoruz bu şekilde. Bir taşım kaynattıktan sonra çıkartıyoruz. Mantarlarımızı bir süzgeç yardımıyla çıkarıp soğuk suya tutalım. Böylece hem üzerindeki o son suyunun lekeleri, izleri de çıkacağı için tamamen arındırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi mantarlarımız şu anda bile etti etti. Pişerken de bunu fark edeceksiniz. Tavamızın içerisine 500 gram kadar kıymam vardı. Onu koyuyorum. Çok az da bir sıvı yağ ekliyorum. Ve etimizi suyunu çekene kadar kavurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi etimiz suyunu tamamen çekti. Kavrulmaya başladı. Bir tane büyük iri doğranmış, yemeklik doğranmış kuru soğanımızı da ilave ettikten sonra soğanlarımızı ölene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Çevirelim, karıştıralım ara ara. Benim mantarım 300 gramdı. Onları da bu şekilde doğradıktan sonra onları da tavamızın içerisine bırakıyoruz ve hep beraber pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde pişiriyoruz. Baharatlarım kırmızı toz biber, pul biber, kimyon ve karabiberden oluşuyor. Bunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı kadar kullandım. Tekrar bir çevirelim. İki tane domatesim vardı. Kabuklarını soydum. Küçük küçük minik doğradım. Onları da ilave ettikten sonra domatesimiz suyunu tamamen bıraksın. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Ben sonradan bir çay bardağı kadar da su ilave ettim. Kapağını kapatalım ve tamamen domateslerimiz pişsin. Gördüğünüz gibi domateslerimiz pişti. Mantarlarımız bembeyaz. Gayet lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi harika oldu. Size de tavsiye ederim. Mantarı bu şekilde yaparsanız hem lezzetli hem görüntüsü olarak daha iyi netice alırsınız. Bir videomun daha sonuna geldik. Galiba kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.